Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz zor günlerden geçiyoruz, ülke olarak, dünya olarak. Ve bu süre zarfında LGS öğrencilerimize yine kanalımızdan uzaktan eğitim derslerimizde daha da faydalı olmaya çalışacağım kendi adıma. İnşallah Allah'ım bizi bu olaylardan bir an önce kurtarsın. Dualarımız, temennimiz bu yönde. Ne yapacağız arkadaşlar genel olarak? Moralimizi yüksek tutacağız evde. Dışarı çıkmamaya çalışacağız. Tabii ki bunu herkesler söylüyor. Ama gerçekten bizler gençler olarak hani bir şey olmaz bize ya falan gibi düşünebiliriz. Birazcık daha etrafımızı düşüneceğiz ve bu hastalığı yaymamaya özen gösterelim arkadaşlar. Genel tavsiyeleri zaten her yerden dinliyorsunuz. Ben kanalım adına sizlerle ekstra ne yapacağımızı söyleyeyim. Küçük küçük günlük arkadaşlar bu şekilde videolar paylaşacağım. Bildirimlerinizi açarsanız eğer günlük olarak attığım bu videolardan faydalanabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Umarım her şey gönlünüzce olur. LGS sınavı için bir endişeniz olmasın. Biz genellikle bütün verdiğimiz kelimelerin %95'i karşınıza çıkacak. Bunun altına imzamızı rahatlıkla kanalımız olarak atabiliriz. Peki arkadaşlar, en önemli üniteden başlayayım mı izninizle? Unit 7, yani 7. ünite turizmle başlıyorum arkadaşlar. Söz olarak anlatmaya çalışacağım. Durdurup dinleyebilirsiniz, sonra tekrar dinleyebilirsiniz. Önünüzde kitabınızı alıp bakabilirsiniz. En önemli kelimelerle başlayacağım. Öncelikle holiday types'larla başlamak istiyorum. Tatil türleri deyince aklıma bir, eğer sınavda bana gemiyle alakalı bir şey soruyorsa bu nedir? What kind of an holiday is it diye sorarsa cruise holiday diyoruz. Cruise deyince arkadaşlar gemi arayacağız, unutmayın, bilginiz olsun. Peki ben otobüse bindim. Ürgüp, Nevşehir, sabah bizi oraya getiriyorlar, akşam buraya getiriyorlar. Ben nasıl bir tatil yapıyorum sizce arkadaşlar? Cultural, kültürel bir tatil yapmış oluyorum. Bilginiz olsun. Camping holiday, kamp yapıyorsam çok basit zaten. Sightseeing holiday, yine dediğim gibi otobüse binip bizi gezdiriyorlarsa. Peki. Ama en önemli sınavlara çok çıkan kelimelerden bir tanesi cruise holiday, cebine koy, ardına bak. Peki hocam, bana sınavda bed and breakfast diyorsa, değil mi? Ya da all inclusive, her şey dahil otelden bahsediyorsa, ya da guest house, misafir, konuk evi, ya da arkadaşlar resort'tan bahsediyorsa, bu neden bahsetmiş? Which, yani mention kelimesini bulacağız. Mention bahsetmek demek arkadaşlar, biliyorsunuz. Accommodation neymiş? Accommodation neydi? The place that you will stay, kalacak yer anlamına geliyor. Accommodation'ı cebine koy, bak kalacak yerden bahsedersem. Peki hocam, devam edelim. Eğer hava durumu it is rainy, windy, cloudy, rüzgarlı, ılık, soğuk, sıcak diyorsa climate, climate diye iki şekilde geliyor karşımıza. İklim anlamına geliyor. Hocam ya, iklimle ilgili iki kelime verseniz de çok önemli olsa. Evet. Bir, terrestrial, karasal demek. Mediterranean, Akdeniz iklimi demek. Eğer bu hava durumlarıyla ilgili bu kelimeden bir tanesini güneşli bile yazsa arkadaşlar, neden bahsetmiş diye sorarsa ne diyeceğiz? Climate ya da climate diyeceğiz. Peki hocam, devam ediyorum. Kuzeye gel, güneye gel, doğuya gel, batıya gel, evin önüne gel diyorsam location neymiş arkadaşlar? Location, yani konumdan bahsediyorum anlamına gelecek. Hemen ışık hızıyla devam ediyorum. Birkaç kelimelerle başlayalım mı? Bizim çarşıda vilayet meydanı var, değil mi? Meydan. Meydan kelimesini öğretmemiz lazım. Square, meydan anlamına gelir. Öncelikle bunu söyleyelim. Peki yine hamam yolunun girişinde bizim bir havuz var. Tepesinden su fıskiyor olayı var. Su havuzu diyeceğim. Fontaine. Unutmayın, ne demek ki fontaine? Su havuzu anlamına geliyor. Peki tower, tower kule. Cüneyt Arkın filmlerinde daha çok yaptığı yer, hani atlıyor diye böyle 20 metre atlıyor diye. Nereye atlıyor arkadaşlar? Castle. Castle ne demekmiş? Kaleye anlamına gelir. Peki hocam, biz arkadaşlar Antalya'ya gittik diyelim. Antalya'ya gittik. Evet hocam, güzel yere gitmişsiniz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarım dedi ki bana, şurası, şurası, şurası must see places dedi. Yani mutlaka görülmesi gereken yerler anlamına geliyor. Peki
Yine biz arabaya bindik, go sightseeing yapmaya çıkıyoruz evden. Yani gezmeye gitmek demek. Ama hani annem sana demiyor bunu. Ben bir komşuya go sightseeing yapıp gelip, hayır, alakası yok arkadaşlar. Go sightseeing bir yere gidip gezilecek yerleri gezmeye gitmek anlamına gelir. Peki hocam, Eskişehir'e geldik, biz Kent Park'a gideceğiz. Efendime söyleyeyim, adaları gezeceğim, hamam yolunu gezeceğim, Çilbörek'in yerini gezeceğim. Efendime söyleyeyim, gezilecek yerleri gezeceğim. Yani biz bunun İngilizcesi ne diyoruz? Turist attractions neymiş? Turist attractions, turistik yer anlamına geliyor arkadaşlar. Peki, ışık hızıyla devam ediyor. Ben kendim köyde doğup büyümüş bir kişi olarak arkadaşlar, rural places'larda büyüdük biz. Rural ne demekmiş? Kırsal kesim. Eş anlamlısını söylüyorum. Countryside. Countryside'da kırsal kesim. Sınavda sana "Do you like staying in rural places?" Kırsal bölgelerde yaşamayı sever diye sorarsa, fotoğrafını isterse, rural places, kırsal kesim, yeşillik, böyle güzel manzaralı bir yer bulacaksın. Bilgin olsun. Evet. Nasıl gidiyoruz? Peki, yorumlara yazabilirsin nasıl gittiğimizi. Ona göre devam ederiz arkadaşlar. Peki hocam, kimisi de köyle alakası yoktur, hayatta köye gitmemiştir. Olamaz mı? Yargılamamız mı lazım? Hani sobanın üstünde ekmek kevretmemiştir, tereyağını sürmemiştir, yememiştir. Saygı duyarız. Bunlar da, bu arkadaşlarımız da urban places, yani şehre ait şehirsel arkadaşlar. Sınavda derse "He likes staying in urban places" derse, kesinlikle modern bina, yüksek binalarla olan şehir yerlerine bakacaksın, sakın unutma. Peki hocam, biz arkadaşlar İç Anadolu neresinde oturur? İç Anadolu bölgesi, bölge kelimesini söyleyeceğim. Region. Region ne demekmiş? Bölge arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi religious, bu ikisi karışıyor. Religious. Religious places, dini yerler anlamına gelir arkadaşlar. Peki arkadaşım, senin evinin yanında bir 200 yıllık ev vardır, yıkıktır, virandır böyle. Tarihi eser diye geçiyordur köyde ya da bir gittiği memleketinde, kimse yüzüne bakmıyordur. Ama bir bakarsın, iki otobüs insan iner oraya. Ve o yıkık, senin beğenmediğin o yerlerde ne yaparlar? Bir kahvaltı yaparlar ve şok olursun. Dibindeki sanat eserinden haberin yoktur arkadaşlar. Bu şekilde olaylarımız da var. Biz buraları historic site, tarihi yer anlamına da gelir eğer belgelendiyse, ama ruin, yıkıntı anlamına da gelir. Efes gibi, İzmir'deki Efes gibi. Buralara da biz bu şekilde historic site ya da ruin diyoruz. Peki hocam, peki hocam. Şimdi bazı insanlar ancient places'lara gitmeyi sever. Eski yerlere gitmeyi sever. Mesela bir örnek verirseniz hocam. Tarihi yer gezmek istiyorum. Urfa'ya gittim. Göbekli Tepe'ye gittim. Şuraya gittim, buraya gittim. Ve arkadaşlar, oradaki olaylar benim için incredible'dı. Nasıldı? İnanılmazdı. Oraya gittim, tatile gittim. Arkadaşıma dedim ki, souvenir almayı unutma sakın. Souvenir, hediyelik eşya anlamına gelir. Evet, çarşı merkezde arkadaşlar, Eskişehir'de de var, başka yerde de. Monument. Monument ne demekmiş? Anıt anlamına gelir. Peki hocam, arka arka eş anlamlarını söyleyeceğim. İyi not al, iyi biliyorsan. Impressive bir şehirmiş Eskişehir. Nasılmış? Etkileyici. Eş anlamından devam ediyorum. Sınavda aklına gelmezse artı olan kelimeleri sıralayacağım arkasında. Attractive ne demek? Çekici. Charming city, büyüleyici. Remarkable city, dikkat çekici. Bak, videoyu durdur, bunlara tekrar bak arkadaşım. Magnificent yüzyıl, yani muhteşem yüzyıl. Arkadaşlar bunların hepsi süper anlamında. Attractive, charming. Bir tane daha ekliyorum. Splendid bir şehir burası. Görkemli anlamına gelir arkadaşlar. Peki, devam ediyorum ışık hızıyla. Hocam, günlük 5 dakika kelime çalışmanız, yani 20 dakika, pardon, 20 kelime ezberlemeniz, it is necessary, gerekli, bilginiz olsun. Necessary ne demekmiş? Gerekli demek. Hemen ışık hızıyla devam ediyorum arkadaşlar. Travel, seyahat etmek. Journey, trip, seyahat demek. Hemen ışık hızıyla gittim. Eğer ben buraya gelirken arabayla geldim, otobüste geldim, ship, gemiyle geldim, bisikletle geldim diyorsam, neden mention etmişimdir sizlere? Transportation, yani ulaşım anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi
Arkadaşlar 7. cümleyle alakalı yine güzel kelimelerimiz var. Ama 3-4 tane kelime söyleyeceğim. Present perfect tense ile alakalı. Have you ever been in Istanbul? Hiç İstanbul'da bulundun mu? Zamanımız tabii ki daha sonra bunu anlatacağız. 4 kelime söylüyorum. Sınavda mutlaka çıkacaksınız. 1. So far. So far şimdiye kadar demek. Hemen not al. İkincisi already. Dedi ki ben oturmaya gittim bir yere. Arkadaşımız da yemek yiyormuş. Atilla gel yemek yiyelim falan dediler bana. I have already eaten my meal. Yemeğimi ben çoktan yedim. Already cümlenin ortasında kullanım zaten anlamına gelir. Ve 5 gün okula giden bir öğrenciden bahsedelim. Yatılı kalan bir öğrenci olsun bu. Evine vardı da ayakkabısını bağını çözmeden babası 5 lira verdi. Oğlum girmeden şuradan bir 6 tane ekmek aldı. Yani 6 tane yanlış misafir var galiba bilmiyorum. Niye 3 diyebilirim? 6 yazdım. Ne var yani? Ne oldu buna? Ne var şimdi? Tek yapmaya ne gerek var? Peki. Hocam. Anne de arkadan destek çıkıyor. Diyor ki. Ya herif ne yapıyorsun sen ya? He has just come in. Daha just geldi. Yani henüz geldi. Already. Çoktan. Just henüz. Bunlar cümlenin ortasında kullanılır. Present perfect'te time expression anlamına geliyor. Zaman zarfı anlamına geliyor arkadaşlar. Ve dördüncü kelimem yet. Yet henüz demek. I haven't visited my uncle yet. Daha ziyaret etmedim. I haven't finished my homework yet. Ödevimi henüz bitirmedim. Have you gone out yet? Arkadaşlar yet olumsuz ve soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Peki hocam, toparlayacak olursak 7. üniteden geçen sene değil bundan bir önceki sene 2 tane paragraf sorusu geldi. Bu sene de gelme ihtimali yüksek. Önemli bir ünitedir arkadaşlar. Mutlaka kelimeleri çalışıyorsunuz. Online olarak kanalımdaki kelime quizlerini mutlaka takip ediyorsunuz. Böyle bir giriş yaptık bugünlük. Yine hocam şu konuyu anlatın, bize bu konu hakkında bilgi verin diye yorumlara yazabilirseniz ben ona göre evden zaten bu şekilde anlatmayı düşünüyorum. Tabii ki şu anda yazmıyorum. Sadece sözel olarak anlatmaya çalışıyorum. Eğer bir parça bilginiz varsa ve kitabınız önünüzde açıksa dediklerimi gayet rahat anlıyor olacaksınız. Bugünlük benden bu kadar. Bildirimlerinizi açmayı, bu videoyu sağa sola paylaşmayı ve herkese, tüm insanlığa faydamız olsun arkadaşlar. Zor günler geçiyoruz. Bunların hepsi geçecek. Olumlu düşünelim. Olumlu olsun arkadaşlar. Kesinlikle kendimize iyi bakıyoruz. Hijyenimize dikkat ediyoruz. Ve bir sonraki videoda sizlerin yorumlarında istediği konuları anında bu şekilde 10'ar dakikalık videolarla konuşarak bu şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.